hoş geldiniz. Ben Azakar. Tunceli vlogun ardından bugünkü turumuz Ovacık vlogu olacak. O zaman lafı fazla uzatmadan başlayalım. Evet, şimdiki durağımız Erdoğanlar Pastası. Bu pastanesi buranın ışkılı dondurması çok meşhur yerli olarak. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Işkılı dondurma bittiği için de ışkılı dondurma aldım ama genel olarak gayet güzel diyelim. Zarfetli gurik buranın meşhur yemeklerinden biri. Açıkçası çok tatmadım ama umarım tadabilirim. Bunun yöresel yemeklerinden olan kengel gurik ve bıçık aşırın görsellerini göstereyim. Bıçık aşır babuka değil mi? Biz buna babuka diyoruz ama halk dilindeki adı babuka, normalde bıçık aşır. Burada da yöresel ürünlerin satıldığı Ovacık Doğal Köy Ürünleri adı altında Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle İstanbul'da da çok var şubesi. Arkamda gördüğünüz bütün ürünler köy yapımı, köylerden elde edilen ürünler. Fiyatları da bu şekilde. Türkiye'nin dört bir yanına kargoları var. Gördüğünüz polen, süt reçeli bile bulunuyor. İnek peyniri, tulu peyniri, keçi peyniri, ne ararsanız var. Merhaba. Ovacık Doğal Köy Ürünleri'nin Türkiye'de toplam 20 şubesi var. Eğer size sipariş vermek isterseniz aşağıya linkini bırakacağım. Şimdi turistik otele geldik. Daha doğrusu turistik restoranta geldik. Otelle restoranlar yana. Buranın lahmacun ve dürümü çok ünlü. Tok olduğum halde yiyeceğim gerçekten. Şimdi giriyoruz. Lira. Fiyatının hakkını verdiğini söyleyebilirim. Çok lezzetli. Mutlaka denemelisiniz. Bugün vlogumuza devam ediyoruz. Nerede devam ediyoruz diye sorarsanız Pardi Vadisi'nde mükemmel bir yüzme yeri var. Oraya doğru gidiyoruz. O zaman Ezgi'cim başlıyoruz. Bostanından salatalık bulma operasyonuyla başlıyoruz. Geçen blokta bulamamıştık. Hadi yiyin. Ne yiyorsun? Bunu kokluyorum. Dur. Bakın domates. Daha tam olmamış ama yine de yeniyor tabii. Var mı? Şimdi buradan nasıl arayacağız? Ben bir tane buldum. Nerede? Şu. Beş bir tane var. Minikler. Bu. Bakayım. Koparalım mı bunu? Hangisi göremiyor ki? Bunu kopar. Bir tanesini tamam, kopar. Tamam, yeni koparalım. Bakın. Dikenli ya, bunları da koparmakta. Bakayım. Bu yerli salatalık ama köy salatalığı değil. Köy salatalıkları bunun 3 katı falan büyüklüğünde oluyor ama neyse. Onu nasıl buluruz bilmiyorum. Nasıl bulacağız? Sen bize yardım eder misin? Yok. Koyayım tabii ki. Bu da bizim minik teyzemiz. Evet. Minik teyze. Tam koparılacak gibi bir domates ama anneannemizin gazabına uğramamak için koparmıyoruz. Koparma bence Ezo. Ya koparacağım ve yiyeceğim. Dur. İnek mörlemeleri. Böyle mi yiyeyim yani? Evet. O sahneyi çekmeyeyim ben. Yiyorum. Ye. Parçalanır. Ne bilmiyor. Ezo abla çok yavaş. Yavaş. Ay. Abici. Ben yavaş. Evet. Davetsiz misafirimiz. Daha fazla rahatsız etmeden bırakalım bence. Yoluna gitsin. Evet, buyurunuz. Merhabalar. Yavrusu da burada herhalde. Evet, Pardi Vadisi'ndeyiz. Burası alabalık testlerinin olduğu bir yer. Gelip burada yemek yiyebilirsiniz. Çok geniş bir alanı var. Gezmek için de ideal bir yer. O zaman beraber gidelim.
Sanki Muğla'da güneş gibi hissettirecek esintiler taşıyor burası. Gerçekten çok güzel bir doğa aslında. Yemek yenilen bölüm. Akşamları da yani her akşam olmasa bazı akşamlar burada canlı müzik de oluyor. Burası gördüğünüz ateş yakma kısmı. Şu an çok sessiz ama saat daha erken olduğu için sonradan çok kalabalık olacak. O yüzden biz erken geldik. Normalde geri fırınları yemeleri lazım, tamam mı? Şimdi biz buradayız ya. Yani. Balıklar böyle güveçlerde pişiyor, ateşte. Şuradan. İçi de baharatlı. Bugün Ovacık ilçesinin Yeşilyazı köyündeyiz. Ve buradan çok güzel vloglar çekmek için başlayacağız az sonra. Size anneannemin mükemmel tavuklarıyla tanıştırmak istiyorum. Gerçekten terbiyeli tavuklar, bakın kucağımıza alabiliyoruz deyip elime saldırıyorlar bizim. Gel gel. Ana alamıyorum. Neyse diyelim. Aldığımda çekerim artık, yapacak bir şey yok. Nerede gördünüz böyle evcil bir tavuk Allah aşkına? Gördünüz. Ne koyalım bunun üstüne? Minnoş. Yeter bak. Nasıl heyecanlı görüyor musun? Burası çok eski bir mezarlık. Zaten çok eski zamanlarda burada Ermeniler yaşarmış. Söylenilene göre şu büyük olan taş Ermeni birine aitmiş ve buranın ağası olarak biliniyormuş. Yani kulaktan kulağa gelen bilgiler bu şekilde. Ama yıllar içinde gördüğünüz gibi mezarlar kaymış ve artık yok olmaya adlandırdığımız yöresel bir meyvesi var buranın. Melem olarak geçiyor. Şimdi size onlardan bulup göstereceğim. Bakın. Şu küçük mor olanlar ve hafif mor olmayı tutanları alıyoruz. Göster. Bakın bunlar çok küçükler ama tadı vişnenin biraz daha küçüğünü düşünün. Mutfak perdeleri, oturma grubu, kanepe ve çekyat örtüleri, çok amaçlı hazır yaz yorganları. Evet, şimdi gözelere gideceğiz. Muzur suyunun kaynağına doğru. İki tane yol var. Bir tanesi ana yol, bir tanesi de patika yol. Patika yoldan daha kestirme olduğu için bu taraftan gideceğiz. Şöyle çıralar satılıyor. Bunlar yağlı bez aslında. Normal mum yakılmasını önermiyorlar. Aynen. Çıra dediğimiz şunları yapıyoruz. Bir bayite göre bunlar ne kadar hızlı yanarsa dediğimiz o kadar hızlı gerçekleşiyor. Bak şimdi meşe ağacı. Ağacın göre yasam mı yoksa? Şu. Şuralarda yakılıyor. Burası sırlanma mekanı.
Munzur Baba burada taşların arasında kaybolmuş rivayete göre. Şimdi de ovacağa gidiyoruz, havuza. Evet. İyi mi Cemkar? Evet, yüzmeye gidiyoruz. O kadar entel bir köy ki, yüzme havuzu. Ne ararsanız var, spor salonu. Tabii, tabii. Doğası, coğrafyası da çok aynen, güzel. Yolunuz düşerse gelin mutlaka. Kesinlikle. Güzel yerler görürsünüz. Burası yeni açılan bir otel, ovacıkta. Evet, havuzu da şurası. Havuzun da suyu, huzur suyundan. Ne kadar soğuk olduğunu bence girenler beni çok iyi anlayacak. Buz, buz. Fatih Köyü'ne hoş geldiniz. Mesela inanmaz şu an köyde olduğumuzda. İmkanı yok. Günlerin ardından vlogumuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın diyoruz ve hoşça kalın.